Hoş geldiniz. 2017'ye veda edeceğiz. 2018'e gireceğiz ama dedik ki önce bir video çekelim, 2017'yi şöyle bir değerlendirelim. Değil mi? Bir Z raporunu bütün bir 2017 için yapalım. İzleyin bir introyu, son bir kez bir sabredin. Devamı introdan sonra. Dedik ki yılı güzel bitirelim. Şimdi bu sene neler yaptık? Bu sene bir kere neyle başladık? Buluşarak başladık. Evet, çok güzeldi, çok keyifliydi, çok heyecan vericiydi. Bir buluşma yapmamız, hatta iki buluşma yapmamız çok güzeldi. Sizlerle bir İzmir'de buluştuk, bir İstanbul'da buluştuk. Şimdi 250 binde de bir düşüncemiz var. Var, evet. Aslında onu bir 500 bin gibi düşünüyorduk ama 250 binde var. Peki biz 2017 yılında kaç video sunduk size? Son gördüğüm 2600 civarıydı. 2600. O kadar bakmışsınız ya. Bizim çektiğimiz 300 civarı. Neredeyse her güne bir video vermişiz. Tabii. Ekstradan bir 2200 de önceden var. Muazzam. Bizim kadar yayınlayan kanal yok bir yılda. Televizyon programı gibiyiz zaten. Her gün video çıktık ya. Haftada bir günü pas geçerek her gün neredeyse video çıktık sayenizde. Bir diğer konu. En çok sorduğumuz şey eğitim setlerin oldu. Bu sene İngilizce ve Rusça girdi. Şimdi Rusça'nın devamı da geliyor. Hemen önümüzdeki yıl Arapça, Almanca gelecek. Yıl ortasında doğru da bunların hepsi zaten galiba birinci çeyrek bitince yani Mart gibi göreceksiniz. Hemen yıl ortasında doğru da Japonca büyük ihtimalle yayına girecek kanalda. Peki önümüzdeki sene nasıl bir formatta devam edeceğiz? Eğlenceli bir formatla birlikteyiz. Farklı olacak. Sizin istekleriniz doğrultusunda olacak. Mekanımız bile değişiyor 2018'de. Değişiyor. Şu an gördüğünüz zaten böyle geçici bir çözüm. Yakında çok daha güzel bir yerleşimle bizi izleyeceksiniz. Evet. Bizim önümüzdeki yılki kişisel gelişim, ki sizlerden anket yaptık. Bu videonun haricinde de bugün de bir anket uygulanacak. Önümüzdeki yıl ne görmek istiyorsunuz? Kişisel gelişimler, yabancı diller, bilim ve fizikle ilgili bir sürü videomuz var. Bunlardan hangisiyle devam edelim? Aslında hepsiyle de devam edebiliriz. Ama tabii ki şöyle bir sorun oluyor. Ağırlıklı olarak Haluk Hocam ve ben, ki bana çok maruz kaldınız, farkındayız. Video çekiyoruz, ekstra hocalarımızı dahil etmeye çalışıyoruz. Hepsini bir bütün götürmek istesek de olmuyor. Olmuyor. O yüzden sizden böyle bir şey istiyoruz. 2018'de bizim dışımızda değerli hocalarımız yine olacak. İşte Ayça Hoca olacak, Ezgi Hoca olacak, çeşitli hocalarımız olacak. Genişleyeceğiz kanal olarak. Ezgi Hoca kim? Didem. Aklım tuttum sen olmuş. Okey, tamam. 2018'de Didem Hoca, Ayça Hoca ve değerli hocalarımız yine bizimle. İki tane daha çok güzel isim katılacak. Ama ana omurgayı yine hocamla paylaşacağız. Hocam hatta belki haftada 3 gün böyle. 3'e çıkartacağım. 3. Böylece haftada 3 gün, 3 gün eşit şekilde ilerleyeceğiz. Bir sorumuz daha var sizlere. Kanal içerisinde en çok beğendiğiniz, en çok devam etmesini ve seriye dönüşmesini istediğiniz videolar hangileri? Seri olsun. Değil mi? Evet, seri olsun. Aslında başlatıyoruz, böyle yarıda kalıyor. Konular çok dağılıyor. Çok. Gün yetmiyor. Ya keşke bir hafta 7 gün olmasa. Çok saçma bir cümle oldu ama. Yani yetmiyor. Gün yetmiyor bize. Yetmiyor. O yüzden. Konu da yetmiyor. Bu arada yetmiyor. Hani çok konu var. Hani genel kültür işliyoruz. Şeyden uzak duruyoruz. Hani illa trendlerde olan bir şey işlemiyoruz. Evet. En çok sorduğunuz soru, biz de cevabını verelim size. Abone sayısına göre izlenmeler niye düşük? Niye düşük? Çünkü çok fazla alana hitap ediyoruz. Herkes de aynı şeyi beğenmek zorunda değil. Değil. Dolayısıyla birinin izlediğini bir başkası izlemiyor. Yani evet. Tek bir kitleye sahip olmadığımız için aslında biraz izlenmelerimiz düşük. Bravo. Yani sadece işte sohbet geyik kanalı olsak veya teknoloji kanalı olsak belki o zaman o kitle sürekli izleyecek. İngilizce için izleyen var, Rusça için izleyen var, bilim için izleyen var, kişisel gelişim için. İBS hastalığını çekmiştik, onun için bile izleyen var. Ve iki tane alandan önümüzdeki yıl video getirmek istiyoruz. Bir tanesi psikiyatri. Evet, diğeri ben diyeti çok istedim. Diyetisyenle çalışalım, bir beslenme uzmanımız olsun istedik. İnşallah onlar da bizimle birlikte olacak. Evet, böylece daha böyle sağlıklı kafa olarak, mide olarak daha sağlıklı olacağız umarım. Ben çok uzatmak istemiyorum. Size geçen sene bize yer verdiğiniz için, biz seneye kaç aboneye başladık hatırlamıyorum. Benimle başladığımız 15 bindik. 15 bin. Düşünün 15 bin aboneden bizi 150 bine getirdiniz. Çok teşekkürler.
Ezgi hocamın bir tahmini var önümüzdeki yıl için. Ben 500 bin oluruz diyorum. Ama bu arada bir iddiayı da kaybettim. Evet. Çok mutsuzum. Yemek borcu var. Mutsuzum. 250 bin oluruz ocağa kadar diyordum ama olamadık. Yapacaksınız umarız. Teşekkür ediyoruz. Geçen sene çok güzel sahip çıktınız. 2018'de de umarım gönlünüzce bir yıl geçer ve bize destek vermeye, bizimle olmaya devam edersiniz. Evet, çünkü bana şey yorumu da çok geliyor. Hemen araya sıkıştırayım onu. Sizin neden bu kadar az kitleniz var? Çok iyi içerikler üretiyorsunuz. Siz bizi ne kadar çok duyurursanız biz o kadar çok büyük kitlelere hitap edebiliriz. Tanıtın, paylaşın. Güzel bir sene geçin. Çok eğlenceli. Benim için çok farklı, çok hoş. 2017 güzel değil mi? Evet. Yani aslında ülke olarak baktığımızda bir takım problemler yaşadık ama kendi kanalımıza baktığımızda bizim için çok güzeldi, çok heyecanlıydı. Çok şükür 2016'daki kadar kötü bir sene yaşamadık ülke olarak. Evet, evet. O tatsızlıklar olmadı. Ben 2018 dediklerini Ezgi Hoca'ya bırakıp veda ediyorum. Umarım güzel bir ömrünüz olur, güzel bir sene geçirirsiniz 2018'de. 2018 mutlu olacağımız, bol mutluluk, bol başarının geleceği bir sene olsun. İnşallah sağlık problemlerimizin yaşamayacağı bir sene olsun. Zaten hep birlikteyiz. Evet. Görüşeceğiz. O yüzden kendinize iyi bakın. Şimdiden mutlu yıllar. Hoşça kalın.